Sadece bilgisayar açma kapamayı bilenlerin bile ayda 70 bin liraya kadar gelir elde edebileceği harika bir siteyi göstereceğim. Daha önce birkaç videoda tanıtmıştım. Şöyle görebileceğiniz gibi 105 bin, 86 bin gerçekten inanılmaz ilginizi gördü. Hatta videoya girip gösterirsem bayağı da bir yorum geldi. 1500 tane, diğerine de yine binlerce yorum geldi. Bu videonun bu kadar sevilme sebebi ve benim için de önemli olma sebebi benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. Bir zamanlar saati 5 liraya garsonluk yaparken bu sitede işler yapmaya başlıyorum ve sonra bakıyorum ki aylık bugünün kuruyla 70 bin liralara kadar gelir elde edebiliyorum ben bu site sayesinde. Ve tabii ki de o saatten sonra bir daha hiçbir zaman garsonluk yapmadım. Asla para kazanmak için o saatten sonra bir daha sağda solda 5-10 liraya çalışmadım. Bu saatten sonra da Allah'ın izniyle çalışmayacağım. Gerçekten harika bir site. Şu anda mesela benim ticari gelirlerimin bir kısmını oluşturuyor. Hepsini oluşturmuyor. Hatta küçük bir kısmını. Ama hayatımda hala yeri büyük ve bir gün düşersem en azından sosyal medya kariyerim kötü etkilenir, ne bileyim YouTube kapanır, bir şey olursa muhtemelen bütün enerjimi ve bütün zamanımı odaklayacağım bir site. Bu arada sponsorlu falan değil, yani bu siteyi ben daha önce de tanıttım. Gerçekten hayatımda önemli bir yeri var ve gerçekten dönüm noktalarımdan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi saati 5 liraya garsonluk yapıyordum. Gece geldiğimde oradan işler alıp işleri yapıyordum. Sonra orada bazı işler ala ala, bazı şeyler öğrene öğrene gelirimi arttırdım ve kendime YouTube için ekipmanlar aldım. Zaten o zamanlarda da YouTube yapıyordum ama çok kötü ekipmanlarla, çok daha kötü videolar yapıyordum. Artık en profesyonel, hani şu an bile hala elimdeki en profesyonel mikrofon mesela Rode'dur ve onu buradan kazandım, parayla aldım. Daha iyisi zaten yok yani. Hani daha ne vardı mutlaka da, en azından bir YouTuber'ın ihtiyaç duyabileceği en iyi mikrofonlardan bir tanesi. Zaten Rode en iyi mikrofon markasıdır. Neyse, konumuz Rode değil. Yani bunu anlatma sebebim arkadaşlar, gerçekten hayatımda önemli bir yeri var ve önemli olma sebeplerinden İlki gerçekten hiçbir yeteneğiniz, hiçbir bilginiz olmasına gerek yok. Sadece bilgisayar açma kapamayı bilmeniz yeterli. Hatta bununla alakalı ben bugüne kadar yaptığım işlerin bir kısmını göstereceğim. Ve bak işte 2D animasyon yapmışım falan, tam diyeceksin burada senin bilgin vardır. Bakın bir tane konum var, onu hemen bulayım. Bakın arkadaşlar, copy paste işi herkesin yapabileceği bir iş. Yani bu işi aranızda yapamayacak hiç kimse yok. Ne olduğunu birazdan anlatacağım ama bakın, ben bir copy paste işi açmışım. Aslında bir sürü ilan açmışım burada yapabileceğim. Ve bu ilanlardan bir tanesinin altına benim çocukluk arkadaşım Metlex, aslında Metin Yeşil, yorum yapmış. Sonra bir yorum daha yapmış. Bakın ne diyor? Para kazanmaya her daim açık olan koca erekli. Ve burada eklediği yorum benim yorumum. Ne yazmışım? Girmediğim bir alan kaldı mı R10'da? Böyle yetenek gerektirmeyen. Yani burada da aslında ne kadar yeteneksiz biri olduğu. İşin şakası, burada da gerçekten hiçbir yeteneğiniz olmasa dahi para kazanabileceğinizi görebilirsiniz. Ve ben bunu video için yapmadım. Bakın bu mesaj 2019 yılında Metin tarafından atılmış. Ben daha az önce fark ettim, unutmuştum. Bu konuyu size gösterecektim, bakın böyle işler yapıyorum diye. Bir baktım böyle bir konu var. Yani bunu ben video için de yapmadım. Bakın hani %100 kanıt, daha ne olsun. Yani daha da inanmayan varsa yeteneksiz para kazanabileceğinize, ne söyleyeyim? Hani gerçekten burada yazdığı gibi ben hiçbir yeteneğim olmadan bu forumdan para kazanıyordum. Şimdi bu tarz işler yapıyor muyum? Yapmıyorum asla. Neden? Çünkü geliri düşük. Niye yapayım? Çünkü yeteneğim var. Sosyal medya gücüm var. Bilgim var. Yani çok daha fazlasını yapabiliyorum. Ama başlangıç için çok güzel. Yani size bunu tavsiye edebiliyorum. Benim gibi bir kitleniz yoksa sosyal medyada ne bileyim YouTube'da 85 bin, işte TikTok'ta orada burada 10 binlerce takipçiniz yoksa mecbur bu işleri yapacaksınız. Ha, bu noktada videonun sponsoru Takipkolik'ten sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın az önce ne dedim? Benim genel gelirlerimin sadece %5'i falan, ben o tarz bir şey şu anda R10'dan. Yani büyük bir kısmı artık R10'dan değil. Bu şu anlama gelmiyor, R10 kanalandırmıyor. Bu şu anlama geliyor. Abi ben sosyal medyada o kadar büyüdüm ki artık benim gelir kaynağımın çok büyük bir kısmı sosyal medya oldu. Yani sosyal medya çok kazandırır. Peki Murat, niye bu siteyi tanıtıyorsun madem sosyal medya kazandırırsa? Abi sosyal medyayı yapamayacaklar ya da yaparken bir yandan da para kazanmak isteyenler buradan bu işi yapabilir. Ama siz sosyal medya işini
uzun vadeli yaptığınızda çok daha az çalışarak çok daha yüksek gelirler elde edebileceksiniz. Yani ben şunu hep söylüyorum. Mesela benim şu anda Hanım İş Teknoloji YouTube kanalıma ben haftada 1 ya da 2 saat uğraşsam gerçekten sürdürebilirim. Bu kadar basit. Yani sadece haftada 1-2 saat uğraşarak ben geçimimi elde edebilirim. İşte zaten ekipmanlarımı aldım, taksitleri var, onları ödüyorum. Kameramdır, MacBook'umdur, iPhone'umdur, mikrofonlarımdır. Bunların taksitlerini ödeyebilirim ve istediğim her şeyi, yurt dışına gidiyorum 3-4 kere senede en az. Bunların hepsini karşılayabilecek bir gelir elde ediyorum ve bunu sadece haftada 1-2 saat çalışarak yapabilirim. Ama daha fazla çalışıyorum çünkü daha fazlasını istiyorum. Yani 1-2 saat çalışsam yeterli ama bana yetmiyor, ben daha fazla çalışmayı tercih ediyorum. Peki kardeşim, sosyal medyaya başlayacağız sıfırdan. Nasıl hızlı gelişirim? Bu noktada Takip Kolik çok güzel servisler sunuyor. Diyelim ki bir Instagram hesabı açtınız. Buradan Instagram hesabınızda takipçi, videolarınıza beğeni, yorum, kaydetme... Yani sadece görünen şeylere odaklanmayın. Yani beğeni görünüyor, yorum görünüyor, kaydetme görünmüyor. Tamam da kaydetme sizi keşfete düşürüyor. Ki buraya geldiğinizde çok güzel keşfet paketleri var. Bakın açıklama kısmındaki linkten de gelebilirsiniz. Bakın mesela paketlere bakıyorum. 1000 organik Türk takipçi. Yani %100 organik Türk takipçi 200 liraymış mesela. Siz baktığınızda fiyatlar değişebilir biliyorsunuz. Enflasyon ülkesiyiz. Her şeyin fiyatı değişiyor. Ama bir gelin kontrol edin derim. 2500 takipçi var, 5000, 10.000. Daha böyle keşfet paketleri var. Burada size uygun paketi seçip bunları aldığınızda sizi keşfete düşürecektir. Buradan istediğiniz platformu seçip tüm paketleri de görebilirsiniz. Mesela Instagram'ı seçtim. Ne paketi istiyorum? Beğenimi, takipçimi, Reels beğenimi? Ben fenomen ya da keşfet paketlerine bakacağım. Keşfet paketlerine bakıyorum. Zirve seviye keşfet paketi. Mesela burada 4000 liraymış. 1000 liraymış. Bu paketleri inceleyelim hemen. Instagram hizmetlerine giriyorum. Keşfet paketlerine bir kere tıklıyorum. Mesela bakın az önce 4000 lira dediği paket buymuş. Mesela bu pakette ne diyor? Abi gönderiniz %100 ihtimalle keşfete düşer. %100 ihtimal veriyor. 400 adet %100 Türk gerçek takipçi, 400 adet %100 Türk beğeni, 80 adet yorum, kaydetme gibi, gördüğünüz gibi paylaşım var. Aynı zamanda 7/24 müşteri desteği var. Hem burada chat var, hem birazdan destek kısmını gösteririm. Hatta direkt yan sekmede açıp gösterebilirim. Burada hem mail adresleri, hem WhatsApp numaraları, hem de telefon numaraları var. Yani istersen telefonla ara, istersen WhatsApp'tan yaz, istersen mail at, istersen de şuradaki canlı desteği yaz. Ayrıca aynı anda burada iş yaptığınızda, yani buradan bir hizmet aldığında faturasını da alabiliyorsunuz. Yani faturalı işlem yapıyorlar. Bu da eğer benim gibi eğer işletme sahibiyseniz bunları gider olarak gösterebileceğiniz ve sene sonunda vergiden düşebileceğiniz ya da KDV'den düşebileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Ben bunları kendime hizmet olarak aldığımda bunun KDV'sini ve vergisini ödememiş olacağım. Çünkü fatura kestikleri için bunu gider olarak göstereceğim. Böylelikle ödememiş olacağım. Bu işletmeler için geçerli. Tabii şirketiniz yoksa gider gösteremezsiniz. Ama en azından faturalı işlem yapıyor olmaları bir yandan da güvenilir oldukları anlamına geliyor. Bu sitenin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi login yok. Giriş yapmak yok. Kayıt olmak yok. Paketi seçiyorsun abi. Satın al diyorsun. Tamam, Instagram linkini buradan kopyalıyorsun. Tamam mı? Hop, tabii yanlış yere geldik. Yapıştırıyorsun. Devam et diyorsun. Bilgilerini giriyorsun. Telefon numaranı giriyorsun. Devam et diyorsun. Kredi kartını seçiyorsun. Bilgilerini giriyorsun buradan. Ödeme yap diyorsun ve ödemeni yapıyorsun. Hizmetin aktif oluyor. Herhangi bir sorun yaşarsan dediğim gibi destek alabileceğin noktalar var. Tabii sadece Instagram için değil, diğer platformlarda buradan görebiliyorsunuz. Örneğin TikTok vesaire de var. Hatta şu anda TikTok'ta kampanya varmış. İkide bir ekrana çıkıyor. 150 liradan 100 liraya düşmüş. 1000 TikTok takipçisi. Bunlar başlangıçta özellikle ihtiyacınız olacak şeyler. Yani şimdi ben gelmiş 36.000 takipçiye ulaşmış sayfama belki bunu almam. Ama yeni bir sayfa açtığımda kullanabilirim. Çünkü en azından... sizi organik olarak bile keşfedecek insanlar profilinize gelip 100 takipçi görünce çıkıp gideceklerdir. Sizi takip etmeyeceklerdir. Ama en azından biraz takipçiniz olursa insanlar sizi ciddiye alır veya izlenme bastınız diyelim işte Reels'ınıza, bir içeriğinize ve onun ne kadar izlendiğini gören insanlar yine sizi takip etmeye ya da arkadaşına göndermeye daha meyilli olacak. Yani o yüzden başlangıçta böyle servisler kullanışlı olabiliyor. Peki Reon'a dönelim. Şimdi ben Reon'da neler yaptığımı
nasıl zamanda aylık 70 bin liralara ulaşan gelirler elde ettiğimi anlatacağım. Ama şunu da en baştan söyleyeyim ki, ya çok da en başı olmadı, videonun ortalarındayız ama şunu en azından video sonuna bırakmadan söyleyeyim ki, bu siteye her önüne gelen giremiyor ama benim izleyicilerim girebilir, sıkıntı yok. Bu siteye kayıt olmak için bir davetiyeye ihtiyacınız var. Davetiye olmadan kayıt olamıyorsunuz. Davetiyeyi ise ben size sağlayacağım. Davetiye nedir, nasıl sağlanır, bunu önce söyleyeyim. Davetiye, Reon'da aktif olarak ticaret yapan güvenilir insanlara sistem tarafından tanımlanan haklardır. Yani her kişi, bildiğim kadarıyla maksimum normalde profilinde 2 kişi davet edebilir. Yani 2 kişi dediğim maksimum 2 davetiye hakkını kendinde tutabilir normalde. Onu harcadığında yeni ticaretler yaptıkça tekrar tekrar davetiye hakkı tanımlanır. Bu konuda biz Reon üzerine bir sürü video yaptığımız için bize ayrıcalık tanıyorlar. Ben size yani yeteri kadar davetiye var. Ben size davetiyeleri dağıtacağım. Ama bunun için bazı isteklerim olacak. O da şu. Şu anda bu videoyu izlerken videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmanızı istiyorum. Yaptığınız yorumda buradaki gibi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ama mutlaka davetiye istediğinizi de belirtin. Yani yoruma davetiye istediğinizi yazıyorsunuz. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Videoyu beğeniyorsun, abone oluyorsun ve yoruma davetiye istediğini yazıyorsun. Ve ben de sana davetiyeyi göndereceğim. Nasıl göndereceğimi söyleyeceğim. Ama şunu tekrardan söyleyeyim. Bakın siz yorum atıyorsunuz ya. Ben yorumları buradan okuyorum. Mesela bu arkadaş yorum yapmış. Ama abone olmamış. Çünkü abone olsaydı şu ikon çıkardı. Bakın bu arkadaş bir gündür kanalıma abone. Biraz bakıyorum. Bu arkadaş bir aydır kanalıma abone. Bakıyorum. Bu arkadaş 4 aydır abone, aynı zamanda katıl üyesi. Orada katıl üyesi de olabilirsiniz. Biraz daha bakıyorum. Yani o ikon çıkmadıysa abonem değilsinizdir. Ben bunu görebiliyorum. Göremediğimi zannetmeyin. Bunu ben görerek işlem yapacağım. Yani eğer abone olduysanız, beğendiyseniz, yorum yaptıysanız okeydir. Sizlere davetiye vereceğim. Bu noktada arkadaşlar davetiyeyi ben nasıl veriyorum size göstermek istiyorum. Bakın şuradaki 3 noktaya bir kere tıklıyorum ve davetiye seçeneğine tıklıyorum. Şöyle aşağı indiğimde bugüne kadar davet ettiğim bakın yüzlerce insan var. Yani ben videolarda sizleri davet ediyorum. Yeter ki söylediklerimi yapın. Şunu bilmelisiniz ki davetiye oluşturmak için arkadaşınızın adı, yani sizin adınız, soyadınız ve e-posta adresinizi buraya girmem gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse Muratcan Saf Yürek ve e-posta adresi de işte info@muratcansafyurek.com. Benim böyle olduğuna bakmayın. İşte muratcansafyurek@gmail.com falan da olabilir. E-posta adresini girip şuradan davetiye gönder dediğimde sizin mail adresinde davetiye gidiyor. Bu noktada bana adınızı, soyadınızı ve e-posta adresinizi de ulaştırmanız lazım. Bunu YouTube yorumlarında yapmanız güvenli değil, herkes gördüğü için. Bu yüzden açıklama kısmından hemen Instagram sayfama geliyorsunuz. Bu Hanimiş Teknoloji Instagram sayfama takip et butonuna bir kere basıyorsunuz. Basmazsanız bana attığınız mesaj gelmiyor çünkü. Takip ettikten sonra bakın mesaj atıp sonra takip ederseniz yine gelmiyor. Yani bu önemli. Takip ettikten sonra follow'a bastın. Mesaj kısmına bir kere tıkladın. Mobilden de yapabilirsin tabii ki. Ve burada dedin ki ismim Muratcan Safyürek, mail adresim info@muratcansafyurek.com. Ben bu mesaja bakıyorum, diyorum ki tamam Muratcan Safyürek, info Muratcan Safyürek. YouTube'a geliyorum, yorumlarda bakıyorum, Muratcan Safyürek'i buluyorum. Yorum yapmış mı? Zaten yapmadıysa bulamıyorum. Yorum yapmış mı? Yapmış. Beğenmiş mi? Beğenmiş. Abone olmuş mu? Olmuş. Dediğim gibi olmadıysanız yanınızda şu ikon çıkmıyor. Tüm şartları sağlıyorsa hemen davetiyesini gönderiyorum ve Instagram'dan da mesaj atıyorum. Davetiyenizi ilettim diye. Genellikle davetiyeyi kopyalayıp buradan da atıyorum ama ben buraya bilginizi girmeden önce davetiyeyi ben de göremiyorum. Bunu davetiye gönder dedikten sonra bana şuradaki gibi bir kod veriyor. Tabii bu kodları gerçi bulurlamayız, bu kodları zaten bunların hepsi kullanılmış. Ama isimleri falan, kişisel bilgileri bulurlarız. Burada siz göremeyeceksiniz onları tabii ki. Bak bu nokta önemli. Sonra gelip davetiye istiyorum diye Instagram'dan mesaj atıp neden almadım demeyin. Çünkü bazılarını sadece davetiye istiyorum yazıyor. Adını soyadını yazmamışsın. Mail adresini yazmamışsın. Yorum atmamışsın. Beğenmemişsin diyor. Abone olmamışsın. O zaman davetiye atamam. Sorry. Bunu ben ücretsiz olarak yapıyorum. Reon'dan para almıyorum. Ne bileyim.
Yani hiçbir çıkarım yok aslında burada. Hani videom izleniyor. Ha, video yapıyorum işte. Hani bu çıkarım bu yani. Hani ha, sizlere yardım etmiş oluyorum. Birçoğunuz gerçekten senin sayende, bakın hatta o mesajı, bir tane mesajı ekrana koyacağım. Yani içlerinizde böyle istekli olup ve hani dediğim gibi videoya geldin, beğendin, yorum yaptın, davetiyeni aldın, sonra dedin ki bak girdim siteye, şu işi yaptım, para kazandım. Böyle mesajlar atan insanların sorduğu sorulara daha çok cevap veriyorum. Ve onlar da diyor ya senin sayende bunları kazandım, teşekkür ederim. Ben de diyorum ya çok mutlu oldum, gerçekten mutlu oluyorum. Yani sizler para kazandığınızda gerçekten mutlu oluyorum. Neden? Çünkü ben başarmış oluyorum. Yani sizin başarmanız aynı zamanda benim başarmam oluyor. Neden? Çünkü benim amacım sizlere para kazanmayı öğretmek. Ve ne kadar kişi para kazanmayı benim sayemde öğrenirse ben o kadar başarılı biriyim demektir. O yüzden bu çok önemli. Söylediklerimi yapmanız çok önemli. Peki başka neler yapıyormuşum? Bakın. Şimdi copy paste işinden biraz bahsetmek istiyorum. Abi copy paste işi çok basit bir iştir. Ve hala da insanlar yapar. Tek yapmanız gereken, gelin şurada kayıt olduktan sonra aramaya cf/p, yani copy paste, ya da cp diye bulamazsak copy paste yazacağım. Bakayım cp yazınca çıkacak mı? Bakıyorum. Evet bakın. Copy paste işi verilecektir. Yakın zamanda açılmış bir konu. Aşağı bakıyorum. Burada yine copy paste işi. Burada da copy paste. Bir sürü copy paste işi var. Mesela buna bakalım. Evet bir kişiye verilmiş. 100 TL ödeme yapılacaktır demiş. Muhtemelen böyle maksimum yarım saatte, belki 10 dakikada bitecek bir iştir. Öyle tahmin ediyorum. Copy paste işini size biraz anlatmak istiyorum. Copy paste işi mantığı tamamen şu şekilde arkadaşlar. Mesela benim muratcansafyürek.com diye bir sitem var. Tamam mı? Bir de çok yakında açacağım halmişteknoloji.com diye bir sitem var. Şu anda bakımda gördüğünüz gibi. Şimdi hatta bu site benim olmasın, çok da önemli değil. Bu sitede bir sürü yazılar var. Aynı şuradaki yazılar gibi. Ben istiyorum ki buradaki binlerce yazının aynısını buradaki sitemde, yeni sitemde yayınlayayım ya da yeni forumumda yayınlayayım. Ama buna zamanım yok. İnsanlara para veriyorum. Bunun karşılığında diyorum ki abi 100 tane konu var. Geleceksin, yazıyı kopyalayacaksın, yapıştıracaksın. Sonra diğer yazıya geleceksin, kopyalayacaksın. Bakın buradaki gibi bir sürü konu var. Tek tek tıklayacaksın, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. İş bu abi. İş sadece bu, başka bir şey değil. Bunu kopyalıyorum, bunu. Ve size yani öğretirlerdi. Benim nasıl çok para kazandığıma gelelim. Bir zamanlar, şu anda o işi yapmıyorum. O yüzden bir zamanlar dedim. Abi ben bir ara küçük bir iş teklifi aldım buradan. Daha doğrusu bir tane konu vardı. Diyorlardı ki kriterler şu. Günde 10 dakikanızı ayıracaksınız. Yanılmıyorsam o zamanın parasıyla 50 lirayla 100 lira arası bir şey vereceklerdi. Ki o zaman parasıyla 50 lira 100 lira yine iyi şeylerdi. Yani atıyorum 5 liraya döner yediğimiz şey, 10 tane döner parası 50 lira. Hani 100 liraya 20 tane döner. Oha lan çok çok paraymış lan. Şu an çünkü bir döner zaten 100 lira falan oldu. Baya paraymış. Neyse. Ama benim kazandığım tutarlara göre yine düşük bir paraydı. Sonradan çok kazandım. Neyse ben de dedim ki tamam yaparım. Adam bana işi öğretti. Sonra baktım ki tamam adam bana işi öğretti ve ben o işi yapıyorum. Çok da basit bir iş. Ama ben bunu başka insanlara da yapabilirim. Ve günde 8 saat o işi yapmaya başladım. Bak adam 10 dakika yaptırıp o işi yapıyordu. Ben yine forumlardan müşteri bulup günde 8 saat o işi yapmaya başladım. Ve o günün kazancıyla günde 600 lirayla 1000 TL arası para kazanıyordum. Değişiyordu. 300 kazandığım da oluyordu. Ama o günün parasıyla 300. Bugünün parasıyla yani işte günde 2 milyar 3 milyara çıkan gelirler elde ediyordum. Çünkü o zamanlar dediğim gibi dolar çok daha düşüktü. Dolar bazında alım gücünü değerlendirdiğinde bugünün parasıyla aylık 70 bini aşan gelirler elde etmeye başladım. Ve sadece buradan öğrendiğim işlerle. Bak başka ne işler yapmışım. Bakıyorum. Mesela işte kızlar soruyor hesapları satın alıyordum. Forumdan 25-30 liraya kızlar soruyor hesabı alıyordum. Sonra diyordum ki ben size paylaşımınızı yaparım burada. Şimdi burada mesela linkli paylaşım yapmak için atıyorum bir YouTube kanal linkini ya da bir site linkini. Orada paylaşım yapmak için kızlar soruyor orada. Belli bir seviyenin üzerinde hesap olması lazım. Yani kasılmış hesaplar olması lazım. O yüzden ben kasılmış hesapları satın alıyordum ve 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya, o zaman parasıyla, şu an için bu paralar çok az, daha yüksek tutarlarda işlem yapabilirsiniz, İşlemler yapıyordum arkadaşlar. Ve burada yaptığım 5 kişiye, mesela 5 kişiye etiketlemişim, bu hizmeti satmışım. Copy paste işine de baktığımda
konuya yorum yazanları görecek olursanız buradan da yine iş alıyordum. Ya da farklı insanların açtığı konulara yorum yazarak da iş alıyordum. Evet, bakın burada stok resimler. Tabi burayı ben sonradan silmişim. Keşke konuyu silmeseydim. Çok güzel bir konum vardı. 2 liradan stok resim satıyordum. Nasıl? Şimdi Shutterstock, işte iStock gibi platformlarda abonelikler var. Atıyorum, sallıyorum. Şu an uyduruyorum. İşte 1000 tane içerik indir, 100 lira öde. Sallıyorum. Böyle bir abonelik alıyorum. Bunu alıyordum ve diyordum ki bir içerik 2 lira. Böyle perakende olarak toplu alıp perakende satıyordum. Tabi buradaki tutarlar muhtemelen çok değişmiştir. Şu an 2 lira para bile değil. Yani şu an 2 liraya nefes al deseniz ben kabul etmem. Ya zaten nefes alıyorum ama zaman harcamam yani. Ama o zamanlar buna değer görmüşümdür. Gerçi tabi adeti 2 lira. Yani bir kişi gelip 50 tane de alabilir. O zaman 100 lira verir. Ama dediğim gibi yine bugünün parasıyla 2 lira çok az. Gördüğünüz gibi müşterileri de görebiliyorsunuz, alanları. Hatta bak, daha önce resim almıştım, güvenilir arkadaş diye. Bakın hep güzel mesajlar da var. 12 tane mesaj gelmiş buna mesela. Bakıyorum başka. İkinci el ürünlerimi burada satmıştım. Bakın. Ve mesela belki Eskişehir'de satamayacağım ya da atıyorum daha ucuza satabileceğim şeyleri daha pahalıya satmıştım. Bu noktada benim ikinci el satacak bir şeyim yok diyenler varsa bakın. Şu bilgisayar. Bu değil la, bu benim. Bu benim bilgisayarım. Dur. Şurada bir bilgisayar daha var. Çok güzel bir hikayesi var. Hemen anlatacağım size. Evet, bu. Arabada çekilmiş fotoğraf gördüğünüz gibi. Hatta kim çekmiş bunu bilmiyorum ama. O zamanlarki kız arkadaşımın çok saçma bir hikaye. Kız arkadaşım çalıştığı yerde işte benden bahsediyor. Ben o zamanlar çok fazla alsat yapıyordum. Onlar da orada da bir tane adam var. Yaşlı bir adam, diyor ki benim evimde böyle bir bilgisayar var. Ben yıllardır kullanmıyorum. Bunu satsın, komisyon alsın. Ben de bu bilgisayarı ilana koyuyorum, satıyorum. Sonra da ondan komisyon alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 100 ya da 200 lira almıştım. Yine dediğim gibi 20 ya da 40 döner parası. İyi para. Yine iyi para. Gördüğünüz gibi. Yani benim olmayan bir üründen bile para kazanabiliyorum arkadaşlar. Bahane yok. Bu kanalda bahane yok arkadaşlar. Lütfen bu kanalda bahane yok. Bakın şunu gerçekten temiz kalbimle söylüyorum. İyi niyetimle söylüyorum. Arkadaşlar yemin ediyorum, bak yemin ediyorum. Ya ben bu işlere Vestel marka, Vestel bilgisayar mı olur? Olur. Masaüstü Vestel marka bir bilgisayarla başladım. Tabi aldığım dönemler için belki iyi olabilir ama en azından ben yanılmıyorsam 2018'e kadar falan o bilgisayarı kullandım. 2018 yılında o bilgisayar çok kötüydü. 1 ya da 2 GB RAM'i vardı. 200 GB falan tahminimce hard diski vardı. SSD falan yok zaten. Ya çok kötü bir bilgisayardı. Ben bu bilgisayarla başladım. Yani şu an 80 bin liralık kamera, işte 55 bin liralık MacBook, ne bileyim fiyatını bilmiyorum, iPhone 14, 40-50 milyarlık iPhone 14 kullanıyorum ama ben bunları gerçekten çok düşük, çok kısıtlı imkanlarla başardım. Ya bunu söyleme sebebim siz de başarabilirsiniz. Bu noktada yaptığım tek şey önümdeki tüm fırsatları değer. Bak tüm ya ne bulduysam yaptım abi. Yani ben size bu kanalda yüzlerce metot anlatıyorum ya. Ben bu metotlar kadar denedim zaten. Ya ben de yüzlerce metot denedim. Zaten burada anlattıklarım %80'i benim geçmişte denediğim şeyler. Diğerleri de daha yeni çıkan, keşfettiğim, sizlere anlatmak için araştırıp bulduğum şeyler. Ama çoğunu ben yaptım zaten. Yani ben size burada bunları ya işte video çekeyim, izleneyim de para kazanayım diye anlatmıyorum. Gerçek bunlar. Bakın Reon'daki diğer bir sistem, ticaret puanı sistemi. Ticaret yaptığınız insanlarla birbirinize puan gönderebiliyorsunuz. 92 tane ticaretim var. Ve dediğim gibi bir bu kadar, hatta belki 200 tane daha ticaret yapmışımdır, birbirimize puan vermemişizdir. Ama bu şu anlama geliyor. 92 tane adam bana ticaret puanı vermiş. Hepsi de olumlu. %100 pozitif gördüğünüz gibi. 92 tane. Bu ticaret puanları bu arada, hani atıyorum bir adam 10 tane verse de burada 92 yazıyor. Yani her kişi bir sayıyor. Asla arttırmıyor. Ve dediğim gibi bir kişiyle binlerce kez bir sürü alışveriş yaptığım da oldu. Düzenli olarak onlara hizmet ettiğim de oldu. Yani bunları bir puan olarak düşünmeyin. Aylarca çalıştığım insanlar oldu. Çok güzel işler yaptım. Bakın başka neler yapmışım. Hızlı göstereceğim çünkü gerçekten video uzadı. Ama dediğim gibi daha fazla videolar gelecek. Zaten
yorum yaptınız, beğendiniz, abone oldunuz, bu videoları görebileceksiniz. Daha fazlasını ben anlatacağım. Bu videoyu çok fazla uzatmayın. Bakın bu da mesela çok, bu da farklı bir şekilde buraya verdiğim iş ilanlarından bir tanesi ve 41 tane de mesaj almış. Buraya ben yaklaşık 5-10 tane eleman almıştım. Ben bir ara karar verdim abi, YouTube videolarıma İngilizce altyazı ekletmeye. Ama İngilizce altyazı ekletme deyince İngilizce bilmeleri gerekmiyor. Onlara işi öğrettim. İşin nasıl yapılacağı hatta ücretsiz bir videoda hala YouTube'da bulunuyor. Dedim ki bu videoyu izleyin ve bu videodakileri yapın ve eleman aldım. Ve o zamanki videolarımın hepsini altyazı eklettirdim İngilizce. Globalden izlensin diye. Peki nasıl yaptırdım? Abi çok basit. YouTube zaten otomatik Türkçe altyazı oluşturuyor. Pardon. YouTube sesini indiriyorsun. Otomatik Türkçe altyazıyı oluşturtuyorsun yapay zeka ile. İngilizceye çeviriyorsun. Yüklüyorsun. Bu kadar. Yani İngilizce bilmene gerek yok. Bunları iş olarak verdim ve bir sürü kişiye düzenli olarak para ödedim. Böyle birkaç ay içerisinde, yanılmıyorsam bir 4-5 ay içerisinde bir sürü videoma altyazı ekleştirdim ve insanlara para ödedim. Yani iş sınırsız arkadaşlar. Ve dediğim gibi benim gibi bir sürü işveren var. Size yapacağınız işi öğretiyorlar. Yani işi önce öğretiyorlar, sonra yap diyorlar. O yüzden hiçbir şey bilmeseniz de buradan para kazanabilirsiniz. Bu videonun sona gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Reon'la alakalı davetiye almak için beğenip abone olup yorum yapmanız ve Instagram'dan adınız, soyadınız, mail adresiniz bana göndermeniz lazım. Yorumlarınızı kontrol ediyorum. Eğer yorum yaptığınız kısımda şu şekilde bana abone olduğunuza dair işaret çıkmıyorsa göndermiyorum. Videonun sponsoru takipkolik.com, açıklama kısmında linki bulunuyor. Buradan organik takipçi hizmetleri ya da işte diğer Instagram ya da sosyal medya etkileşim hizmetleri alarak sosyal medyadaki varlığınızı hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.